Kurtlar Sofrası'nda kadınlara hoş geldiniz. Kadın adayları ve aday adaylarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Muratpaşa'ya uzanacağız. Antalya'nın Muratpaşa ilçesine. Türkiye İşçi Partisi'nin adayı karşımızda olacak. Emine Büyüknoğutçu, aslında Büyüknoğutçu soyadını pek çok kişi hatırlayacaktır. Evlerinde vurularak öldürülmüş bir halde bulunmuş Ali Ulvi ve Aysin çiftinin kızları Emine Büyüknoğutçu karşımızda. Emine Hanım, merhabalar. Merhabalar Gökçen Hanım, nasılsınız? Bu şekilde başlamak istemezdim yayına, fakat hakikaten zor bir süreci geride bırakıp siyasete atılmış bir genç bir isimsiniz. Sizden siyasete atılmanızı biz de sizden dinlemek istiyoruz. Neden karar verdiğiniz sorusu belki biraz anlamsız kaçacak az önce söylediğim nedenlerden ötürü, ama sizden dinleyebilir miyiz? Neden siyaset? Tabii ki. Aslına bakarsanız senelerdir bunu birçok yerde dile getiriyorum ve aslında biten bir mücadelem söz konusu değil. Aksine artarak ilerleyen bir mücadelenin içerisindeyim son 7 senedir. Çünkü henüz çözülmüş bir dava söz konusu değil. Bu dava çözülene kadar ve bir daha tekrarlanmayacak hale gelene kadar bu tür mücadeleler, ben siyasetin içinde olayım ya da olmayayım, bu mücadeleye devam edeceğim. İsterseniz bilmeyenler için kısaca bir özetleyebilir misiniz, sizin için ağır olmayacaksa? Tabii. Şimdi 7 sene önce Finike Alacadağ Kızılcık mevkiinde bölgedeki taş ocaklarına karşı, bölgedeki doğa tahribatı yaratan, geri dönülmez şekilde doğa tahribatı yaratan taş ocaklarına karşı, onların kapatılmasına yönelik bir mücadele verirken katledilen çevreci çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknoğutçu çiftinin kızlarıyım ben. Davamız hala devam etmekte ve tabii aynı oranda bölgedeki taş ocaklarının çalışmaları da hala devam etmekte. Dolayısıyla benim de devam etmekte olan bir mücadelem var. Ve davanız var. Tabii ki. Bir derdim var, bir davam var, bir mücadelem var. Bu ülkedeki birçok insanın derdi, davası, mücadelesi olduğu gibi ben de bir derde sahibim. Dolayısıyla siyaset sahnesine atılmış olmamın sebeplerinden bir tanesi bu. En büyük sebebi bu. Bir diğer sebep tabii ki bir kadının ve kadınların, bizim gibi kadınların, özellikle mücadele veren kadınların siyasetin göbeğinde olması gerektiğini düşünen bir kadının. Çünkü başka türlü sorunlarımızın çözümlerinin olacağını düşünmüyorum. Yani biz anlarız, biz herkes anlarız ama öncelikle biz anlarız. Dolayısıyla kadınların siyasette ön safhalarda rol alması çok önemli benim için. Böyle düşünüyorum. Bir de tabii biz de programımızın adını böyle koyduk. Kurtlar Sofrası'nda kadınlar dedik. Dolayısıyla ortada bir kurtlar sofrası olduğu konusunda da bugüne kadar yayın yaptığımız adayların pek çoğu hemfikirdi. Siz de hemfikir misiniz ve neden kurtlar sofrası? Yani sizin bulunduğunuz yerden bakınca neden kurtlar sofrası? Tabii, yani tabii ki kurtlar sofrası, birçok sebebi var bunun. En başlıca sebepleri, yine bir kadın olarak ben bunu bu şekilde aktarmayı uygun görüyorum. Erkek eril yönetim şeklinin yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani bir kadının hakkını bile bir erkeğin belirlediği bir siyaset atmosferinde kendi haklarımızı koruyabilmek için acayip mücadeleler veriyoruz. Gerek sokakta, gerek mecliste, gerek ailede, gerek okulda, gerek sosyal bütün ortamlarda. Dolayısıyla evet, burası bir kurtlar sofrası. Biz kadınlar, kadın olarak erkeklerden haklarımızı talep ederken bile, bırakın bu hakları yürürlüğe sokmayı, talep ederken bile zorlanıyoruz. Dolayısıyla burası bir kurtlar sofrası. Bir diğer sebep de siyaset tabii Türkiye'de, tabii bütün dünyada aynı şekilde ama tanıdık, eş, dost, kimin neye ne kadar sahip olduğuyla biraz alakalı bir durum gibi geliyor bana. Yani siyasette bir yere gelebilmek için ve söz hakkı edinebilmek için galiba özellikle Türkiye'de, şu an mevcut sistemde özellikle, birilerini tanımak gerekiyor. Birilerinin yanında yer almak, fotoğraf çektirmiş olmak gerekiyor. Bu Türkiye'de siyaset yapmak için çok yeterli görünüyor. Bana çok garip geliyor ama inanıyorum ki birçok insana da garip geliyordur. Bundan dolayı da kurtlar sofrası. Yani bu yolsuzlukların, bu usulsüzlüklerin hala devam ediyor olması ve bizim bunların içerisinden temiz bir siyaset yapacağız
şeffaf bir siyaset yapacağız inadımızla sızmaya çalışıyor olmamız tabii ki zor. Tabii ki bu bir kurtlar sofrası. Peki şimdi kadınların aslında talepleri çok net, eşit temsil. Eşit temsil tabii. Talebi aslında neden önemli ve neden çok makul bir talep? Şu yüzden toplumun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Peki kadınlar evet. Siyaset yapmasın mı diyor siyasetçiler, eril siyaset. Hayır, onlar diyorlar ki kadınlar bizim için oy istesin, kadınlar bizim için sandığa gitsin, oy versin. Ama kadınlar bizlerden oy istemesin. Böyle bir yerde tıkanıyor. Buna kimi siyasi partilerin getirdiği kota var. O kotalar da ne kadar dolduruluyor ondan da emin değiliz. Sizin bulunduğunuz siyasi partinin hem kadına bakışı nasıl, Türkiye İşçi Partisi'nin hem de bir kota uygulaması var mı? Herhangi bir kota uygulamamız yok tabii ki. Yani şimdi burada biraz şuraya bakmak lazım galiba. Aday listelerine bir bakmak lazım. O aday listelerinin backgroundlarına bir bakmak lazım. Şimdi herkes tabii ki şu da beni rahatsız ediyor. Türkiye siyasetinde kadın roller kullanılan bir pozisyona da sokuluyor maalesef. Yani bir parti çıkıp bize bugün şunu söyleyebiliyor. Bizim kadın adaylarımız var diyebiliyorlar. Ama şuna bakmak lazım. Yani hiçbir siyasi parti, çok özür dilerim Emine Büyük Nolcu, sözünüzü balla keseyim. Hiçbir siyasi parti bizim erkek adayımız var demez. Yani bu kadın şoför demek gibi bir şey. Kadın sürücü kaza yaptı demek gibi bir şey. Yani tabii. Tamamen öyle bir yanı var. Tabii yani bu da bir ötekileştirme. Yani bunun kadını erkeği zaten olmamalı benim görüşümde, ayrı mesele. Fakat bir kadın siyasetçiyi sen listenden gösteriyorsan ona destek olmak zorundasın. O söylemin altını doldurmak zorundasın. Bir de tabii bizim kadın adaylarımız var demek, bilmiyorum, bana biraz ötekileştirme gibi geliyor. Tabii burada kendi parti açısından dönüp düşünecek olursam da zaten görüyoruz. Benim herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Biz kendi partim adına herhangi bir açıklama yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Bizim mecliste en çok sesi çıkan karakterimiz zaten bir kadın. Yani o meclisteki yüzlerce insana denk düşecek tek bir karakter, bir kadın karakterimiz var bizim Sera Kadıgil. Dolayısıyla biraz bunlara bakmak lazım. Yani söylemlerle fiillerin tutması lazım. O partilerde söylemler ve fiiller tutuyor mu, biraz buna bakmak lazım. Evet. Şimdi peki sizin açınızdan baktığımız zaman evet, siyasete neden atıldığınızı açıkladınız. Bir önceki dönemde de milletvekilliğine adaylığını koymuştunuz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bugün de Murat Paşa'nın belediyesinin başkanlığına talip oldunuz. Neden böyle bir talep? Neden belediye başkanı olmak istediniz? Şimdi ben her şeyden önce bir Murat Paşalıyım. Murat Paşa'da doğdum, Murat Paşa'da büyüdüm, Murat Paşa'da okudum. Bütün çocukluğum, gençliğim, sosyal bütün hayatım, ailem de dahil olmak üzere biz Murat Paşalıyız zaten. Şimdi bir Murat Paşa'nın problemini Murat Paşalı çözebilir. Dışındaki bir insan çözemez. Ve bu bahsettiğim problemler de dünden bugüne olan problemler değil. Murat Paşa'nın senelerdir çözülmesi gereken çok problemi var. Yani belediyeciliği biz şuradan çıkarmalıyız. Her 3 metrekareye bir park açarak, her 2 metrekareye bir su parkı yaparak, bir çocuk oyun alanı yaparak, bunlar da gerekli. Tabii ki gerekli. Sosyal alanlar tabii ki gerekiyor, fakat belediyecilik bunun biraz daha önüne geçmeli. Daha sürdürülebilir kentler, daha ekolojik kentler yaratılabilir. Bu mümkün. Yani ekoloji olmadan ekonomi olmaz mantığıyla yaklaşırsak eğer, daha sürdürülebilir kentler, mahalleler, sosyal çevreler inşa edebiliriz. Bu da tabii Antalya'nın geleceği için çok önemli. Su parkıyla, oyun alanıyla daha ileriye götürmek lazım. Daha büyük projeler, daha halka hizmet edecek projeler, insanları mutlu edecek ve daha sürdürülebilir hayatlar yaşamalarını sağlayacak, daha ekonomik
daha ekolojik projeler geliştirmek lazım. O halde Bu yüzden. Murat Paşa'ya gelmişken hemen şunu soralım. Murat Paşa'da şüphesiz seçim çalışmaları başladı. Siz de sokaklarında, caddelerinde, esnafıyla, kadınıyla her noktasında çeşitli temaslarda şüphesiz bulunuyorsunuz. En çok sık karşılaştığınız talep nedir ya da talepler nelerdir? Ve sizce Murat Paşa'nın en belirgin sorunları hangileri? Şimdi biz saha çalışmalarına daha yeni başlıyoruz açıkçası. Bir iki üç gün öncesinde aday tanıtım lansmanımız yapıldı. Artık sahaya iniyoruz. Tek tek talepleri toplayacağız. Fakat benim kendi adıma şöyle bir fikrim var. Bunu hayata geçirmek istiyorum açıkçası. Yani biz bu belediyeciliği eğer alırsak Muratpaşa Belediyesi'ni işe nereden başlamalıyızı biz belirleyemeyiz. Bunu halk belirlemeli. Bunu Muratpaşalı belirlemeli. Dolayısıyla yapılan bazı anketlerle aslında bunları belirleyeceğiz. Bu benim fikrim. Anketlerle oradaki yurttaşlarımızdan aldığımız önerileri değerlendirerek aslında neler yapacağımızı birlikte belirleyeceğiz. Ben hep bunu söylüyorum. Ben bir şey belirlemeyeceğim. Hep beraber belirleyeceğiz. Beni yönetmesi gereken Murat Paşalı'dır. Yönlendirmesi gereken Murat Paşalı'dır. Onlar dertlerini anlatacaklar ki ben de o dertlerin önünü açacağım. Nasıl yapılabilir, nereden başlanabilir? Hep beraber oturacağız, karar vereceğiz. Tabii ki bu kararların doğrultusunda bu işleme alınmaya başlandığı zaman yine Murat Paşalılardan yardım isteyeceğim. Biz ne yaparsak kolektif bir şekilde hep birlikte yapacağız. Kararları da birlikte alacağız, uygulamayı da birlikte yapacağız. Günün sonunda o sürdürülebilir, ekolojik, yaşanabilir kenti hep beraber inşa edeceğiz. Ve günün sonunda diyecekler ki bunu biz yaptık, hep birlikte yaptık. Burası bizim. Murat Paşa'ya yanılmıyorsam en son bir yıl kadar önce gitmiştim ve en dikkatimi çeken şu olmuştu Murat Paşa'da. Bir tarafta hakikaten son derece varlıklı bir Murat Paşa var sahile doğru gittiğiniz zaman. Diğer tarafta da neredeyse yoksul bir Murat Paşa var. Ya. Ve her noktada da inşaat var, Aynen. dönüşüm var. Bütün bunlar ne anlatmalı dışarıdan bakan birine? İşte aslında konuşmanın başında söylediğim şeyle çok denk düşüyor bu. Yani söylemlerle fiiller birbirini tutmalı. Homojen bir şekilde birbirini tutmalı. Ayrım yapılmamalı. Yani Murat Paşa'nın bir kesimin çok rahat yaşarken diğer kesimi niçin sefalet içinde yaşıyor? Onlar Murat Paşalı değil mi? Dolayısıyla biraz homojen yaklaşılmalı. Her kesime eşit oranda, kolektif bir şekilde yaklaşılmalı. Başında da konuştuğum gibi. Yani ne yaparsak birlikte yapacağız ve eşit oranda yaklaşacağız. Kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya, hayvana, ağaca. Hiçbirini birbirinden ayıramayız. Dolayısıyla şimdi orada dönen tabii rant sisteminden de bahsetmek gerekiyor burada. Neden bir kısım çok iyiyken bir kısım çok kötü? Bence çok ciddi cevaplar vardır orada. Ona bir bakmak lazım. Ona bir bakmak lazım. Düzeltilmeyecek şeyler değil bunlar. Ama o kaçağı tespit etmek lazım. Kaçağı tespit ettikten sonra hep birlikte altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Şöyle bir Kaçağı tespit etmek sıralamanız lazım. var mı? Yani önce kentsel dönüşüm, önce sosyal yardımlar, önce Murat Paşaların talebi. Bu şekilde bir sıralamanız olacak mı? O sıralamayı da aslında dediğim gibi anketler sonucunda çıkan kararlara göre sıralamayı yine birlikte yapabiliriz. Tabii ki bazı şeylerin önceliği vardır, acelesi vardır, hemen yapılması gerekiyordur. Örnek vereceğim. Hızlıca yapılabilecek bir şey mesela su. Su Biz derken? Antalyalılar dünyanın en temiz suyuna sahibiz. Yani biz neden çeşmelerimizden su içemiyoruz? Biz niye damacanaya dünyalar kadar para veriyoruz? Neden bir arıtma sistemi Antalya'nın altyapısına işlenmiyor, kurulmuyor ve biz çeşmeden rahat rahat, gönül rahatlığıyla neden su içemiyoruz? Biz niye suya para veriyoruz? Mesela bu birincisi. İkincisi, benim çok dikkatimi çeken bir şey, senelerdir bu dikkatimi çeker. Bizim bir deniz müzemiz yok mesela. Antalya dediğimiz zaman deniz, kum, güneş değil mi? Şimdi sorunlarını, rantı vesaireyi geçiyorum. Dışarıdan birisine Antalya dediğimiz zaman deniz, kum, güneş. Ya bizim deniz müzemiz yok. Çok ilginç. Yani kültür sanat aktivitelerine ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Antalya daha iyi tanıtılabilir. Türkiye'nin ve hatta dünyanın en yaşanılabilir kentleri arasına sokulabilir.
Yani ekolojik ve kültür sanat projelerine ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlara hızlıca ağırlık verebiliriz. Bunlar böyle ilk sırada direkt olarak işleme alabileceğimiz şeyler olabilir. Rahatlıkla bu yapılabilir. Öncelikleriniz arasında sanıyorum anne ve babanızın uğruna can verdiği çevre sorunları da var. Tabii ki. Tabii ki. Var mı? Antalya'da büyük bir iklim krizi var. Şu an daha yeni baş gösteren büyük bir iklim krizi var Antalya'da. Antalya yakın tarihte, çok değil yani bir 5-10 senesi var, yaşanılamaz bir hale gelecek. Ne olacak o zaman? Bizler Antalya'yı boşaltmak zorunda kalacağız. Antalya'da turizm yapılamayacak. Antalya bir turizm şehri. Antalya'da seracılık zaten bitmiş durumda, tamamen yok olacak. Antalya'da bu büyük doğa katliamları artık önüne geçilemez, rehabilite edilemez hale gelecek. Yani Antalya'nın çok büyük, bunların hepsi tabii ki aynı zamanda sağlık problemlerine yol açacak. Astım hastalığı, kalp yetmezliği gibi gibi konular. Antalya'nın yakın zamanda ben yaşanılabilir bir kent haline hızlıca dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Antalya'da büyük bir iklim krizi var. Geçin bütün projeleri vesaireleri. Bu iklim krizinin biz bireysel olarak, lokasyon olarak önüne geçmezsek Antalya'yı çok kötü günler bekliyor. Bu da öyle park açarak, su parkı yaparak olmaz. Olmaz. Antalya'yı büyük bir problem bekliyor. Evet, önünüzdeki önemli sorunlardan biri de Antalya son yıllarda çok göç alanında bir il ve Muratpaşa da bundan bağımsız değil. Muratpaşa da göç alan ilçelerin başında geliyor ve tabii bu beraberinde aynı zamanda yüksek kiraları ve yüksek emlak bedellerini de getiriyor. Sanıyorum en büyük önünüzdeki sıkıntı ve sorunlardan biri de bu olacak. Tabii. Az önce konuştuğumuz şey işte. Yani bir kısım çok iyi şartlarda yaşarken bir kısım neden kötü şartlarda yaşıyor? Çünkü ona mahkum ediliyorlar. Seçenek sunulmuyor insanlara. Ne kadar şu Dolayısıyla anda oraya... orada kiraların asgari azami kiralarla ilgili hiç, bir de Murat Paşalısınız aynı zamanda nedir? Yani bildiğim kadarıyla oldukça yüksek Murat Paşa'da da kiralar değil mi? Çok, çok yüksek. Yani minimum 15 bin liraya bir ev bulmanız çok zor şu anda. Çok zor. İnsanların gelir düzeylerine bakalım, o kirayı karşılayabilecekler mi? İnsanlar artık kiralarını karşılayabilmek için aileler birleşip bir eve çıkmaya başladı. Yani birkaç aile birleşiyor, tek bir evde yaşıyorlar. Minimum kira 15 iken. Bunun faturasını, gider gelirini vesairesini işin içine katmıyorum. Çok zor. Çok zor. Antalya'da aynı zamanda tabii iş kollarını da geliştirmek lazım. Bir de böyle bir gerçek var. Şimdi 15 bin lira kira. Bu insan, diyelim Antalya bir turizm şehri. Bu insan eğer bir turizm acentasında bir otelde vesaire de çalışıyorsa yaz boyunca kirasını ödemesi kolay. Tamam. Peki yaz bitince ne oluyor? O kirayı nasıl ödeyecek? Yaz bitince o kirayı ödeyemeyecek. Çünkü işsiz kalıyor. Turizm durduğu anda turizm işçisi işsiz kalıyor mesela. Antalya'da iş kolları geliştirmek zorundayız. İnsanlara iş alternatifleri sunmak zorundayız. Sadece turizmciler için söylemiyorum. Antalya'nın geneli için söylüyorum. Özellikle genç kesimi için söylüyorum. Gençleri kazanmak zorundayız. Onlara iş imkanı, kendini geliştirecek fırsatlar, kurslar, seminerler, projeler, direkt olarak projelere dahil etmek zorundayız. Ancak bu şekilde o ev kiralarının üstesinden gelinir diye düşünüyorum. İş fırsatları, alternatifleri üretmek zorundayız. Emine Büyük Nolçu, çok çok teşekkürler ediyoruz. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa onu dinleyelim. Ben teşekkür ediyorum. Herkes için adil, şeffaf ve adaletli bir seçim olsun diyorum. Antalya halkı için, Muratpaşa için ne iyi olacaksa, kısa vadede ve uzun vadede kim Antalya'ya iyi gelecekse, samimiyse, güven veriyorsa, background'u temizse, umarım geçmişi temiz ve iyi işler yapacak bir belediye başkanı gelir. Bu ben olurum, başkası olur, hiç fark etmez. Önemli olan Antalya'nın sürdürülebilir, yaşanabilir, daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesidir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Murat Paşa'dan hemen şunu söyleyelim. Kadın aday olarak aldığımız ikinci isimdiniz Emine Büyüknohutçu. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve 2 ay kaldı seçimlerin yapılmasına. Size de tüm hemcinslerinize de orada da yarışacak olan diğer hemcinslerinize de başarılar diliyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Böylelikle Kurtlar Sofrası'nda kadınlarda bir bölümün daha sonuna geldik. Kurtlar Sofrası'nda kadınlar her siyasi partiden kadın adayları ve aday adaylarını, gerçi aday adayları artık giderek azalmaya başladı. Adaylar büyük ölçüde açıklandı. Adayları diyelim, adayları ağırlamaya devam edecek. Hoşça kalın.